arkadaşlar. Bugün cinsiyetimizi öğrenmeye geldik doktorumuza. Şu anda bekliyoruz. Bugün baya heyecanlıyız. Bakalım neler olacak ama öğrenemeyeceğim ben ya. Çok, çünkü cinsiyet partisi yapacağız arkadaşlar. Bekleyelim bakalım neler olacak. Sen nasılsın? Heyecanlı mısın hayatım? Çok heyecanlıyım. Yani ikisi de kabul, hani biz şey tutmuyoruz, Allah erkek kız diye ama. Aynen. El ayağı düzgün olsun. Aynen. Hayırlısı olsun. Neyse olsun tabi. Ama heyecan çok farklı var. Tabi de bu arada Kızılay Hastanesi'ndeyiz arkadaşlar. Doktorumuz çok iyi. Tuğba Sekmenli Dursun. Çok iyi bu hoca, Tuğba hoca. Çok memnunuz. Allah razı olsun, baya bir yardımcı oluyor. Çiftleri önerebiliriz arkadaşlar. Çok iyi bir hoca. Evet. Allah razı olsun ondan. Şimdi 2 dakika içinde içeri gireceğiz. Çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hastaneden çıktık. Aracımıza doğru gidiyoruz ama çok heyecanlıyız. Kağıdı çaktırmadan okumak istiyorum ama okuyamıyorum. İnan ağrıyor içimde ve kendimi o kadar sınıyorum ki şu an açmamak için. İnsan o kadar farklı bir heyecana kapanıyor ki anlatamam yani. Şöyle söyleyeyim, daha yine hatta Google'a yazdım ki erkek çocuk, kız çocuk ne kadar erken de belli olur. Ultrason kağıdını çözmeye falan çalışıyorum. Gülmekten yarıldım yani. Tuğba hocamız şimdi kağıda yazdı arkadaşlar. Biz güzel bir parti gibi bir şey yapacağız inşallah. Onun beklentisi de güzel yüksekmiş, duydun da. Aynen. Öyle güzel dedi. Bir şeyler yapacağız. Doktor hanım da şey dedi yani hocamız. Sizden daha güzel bir şeyler bekliyoruz diye. İnşallah hayırlısı. 3 kere geldik emin olması için. Gerçekten inşallah Rabbim sağlık okuyacağımıza verir. Amin inşallah. Şu anda yani... Bence ben öğreneyim, sana sürpriz olsun. Hayır, ilk ben öğreneyim, sana sürpriz olsun. Çünkü sen annesin, sana sürpriz olsun. Önce ilk olsun, sen olmaz. Ama işte ben daha iyi öğreneyim, sen daha... Hayır aşkım. Neyse, onu artık ikimiz de öğrenmeyelim. Yapalım bir an önce, kurtulalım. Değil mi? Heyecandan arkadaşlar, bayağı bir şey oldum. Aşırı heyecanlandık daha yeni. Ama sağ olsun hocamız çok iyi. Baya yardımı dokundu. Konya Kızılay Hastanesi'nde arkadaşlar Tuğba hoca. Yani gelecekler hani saygısı, sevgisi ve anlayışı o kadar tatlı dille konuşuyor ki hoca. Çok iyi yani, çok aşırı iyi. O zaman biz işlerimizi halledelim, sonra bugün kararlaştıracağız bakalım. Aynen. Neler yapacağız, neler aklımıza yapacağız, fikir bakalım. De yok. Aynen. Bakalım şimdi albümcüye gideceğim arkadaşlar. İnşallah kargom var. İnşallah açmayız tabii onu da. Kargolar var. Kargolar gidecek arkadaşlar. Şehir dışına albümleri göndermem lazım bugün. Baya işimiz var. Bakalım ondan sonra neler olacak. Arkadaşlar şimdi albümcüme geldim. Kargolanacak albümler var. Kargodan gelen albümler var. Onları alacağım. Şimdi onları alayım. Ondan sonra tekrar farklı bir kargoya vereceğim. Ondan sonra bakalım, baya işimiz var. Eşim de şimdi birkaç alışveriş yapmaya gitti. Ben de buraya geldim kargolarımı almaya. Şimdi eşimle ayrıldık. O albüm işlerini hallediyor. Ben de o sırada şu cinsiyet partisiyle ilgili böyle süslemeli falan baktım. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hiçbir şey yok aklımda. Birkaç fikir edinmek istedim. Şimdi de bir Elsiva'ya gideceğim. Şöyle bebek kıyafetlerini biraz sevelim. Cinsiyetini bilmiyorum ama geçmem gerekti. Cinsiyetini bilmiyoruz ama gene de böyle bakmak hoşuma gidiyor. Hem de vakit geçer. İşim işini bitireseye kadar. Hadi gidelim o zaman.
arkadaşlar. Baya yoruldum. Artık biliyorsunuz. Öyle enerjim gidiveriyor, geliveriyor. Öyle yani arkadaşlar. Bakalım birkaç şeye baktım. Hani malzemelere baktım. Cinsiyet partisi için. Ama aklımda daha bir şey oluşmadı. İşte eve gidelim bir bahçede şöyle hava güzelken bahçede mi yapsak ki falan diyoruz. Yani çok da kalabalık olmayalım. Tehlikeye dağıtmayalım kendimizi diye düşünüyoruz ama bakalım. Valla bayağı düşünüyoruz arkadaşlar. Konsept kuracağız. Şu 1-2 günün içinde yapmamız lazım. Ben çatladım. Ben dayanamıyorum. Yarın yapsak daha iyi. Gerçekten. Malzeme yok şimdi. Bugün planlarız Allah izin verirse. Yarın halletmeye çalışırız. Bir gün sonraya olur diye düşünüyorum. Bakalım. Allah kısmet ederse. Biz şimdi geçelim. Bu arada annemler de geliyor. Teyzemler de geliyor. Tandır yapacakmışız. Biliyorsunuz daha önce paylaşmıştım tandırı. Afiyetle yiyelim. Şimdi anneannemgile geldik. Tandır yapılıyor. Eşim içeride yardım ediyor. Ben de arabanın ufak tefek koltuklarında leke vardı. Hatta ayran dökülmüş. Ayranı temizliyordum. Şu anda ufak tefek yıkadıydım da hafiften lekesi kalmış. Onu da çıkardım kurusun diye güneşte. Öyle işte bahçeye geldik. Bahçeyi göstereyim şöyle arkadaşlar size. Alışveriş yapılan yere geldik. Karnaval diye. Kulesi'nin arkasında. Eltim, eşim ve ben. Bakalım şimdi gireceğiz. Neler bulacağız? Cinsiyet partisiyle alakalı. Güzel şeyler almayı düşünüyoruz. Heyecanlı mısın gene? Bayağı heyecanlıyım. Dün gece zor uyuduk arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar şunu da çok kararsız kaldım. Fiyatı biraz maliyetli geldi bana. Bilmiyorum ne yapacağız. Ne yapalım? Vallahi bilmiyorum ne yapalım. 108 lira. Evet. Tebeşirli var mı? Tek taraflı mı bu? Tebeşirli. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Size hemen koydum bir. Hemen hızlıca göstereceğim. Ondan sonra aşağı yemeğe hemen hazırlıklara inmem lazım. Şöyle düşündüm arkadaşlar, öncelikle şu maskeden de bir kurtulayım. Bu alanı kullanacağım. Bu koltuklar falan yani yerleri değişecek. Onların hazırlıkları size çekeceğim zaten. Şöyle pembe full bir tane yüzlü balon aldım. Metalik balon diye geçiyor. Bir tane şöyle mavisini aldım. Aynı yüzlü bol bol olsun dedim. Ne kadar yaparım, nasıl şekilde yaparım, yuvarlak, kare, hani L şeklinde bilmiyorum. Şöyle de bir tane balon dekorasyon şeridi, 5 metrelik olandan aldım. Daha sonrasında şöyle, buna ne diye geçiyor bilmiyorum, ra bant diyor ama. Böyle
şey bana çok az bir şey lazımdı ama kesmeyeceklerini söylediler. Hani az bir parçaydı ama öyle deyince de ben de neyse alayım dedim. Bir şekilde kullanırım hediye paketlerken falan. Sonra şöyle böyle 2 4 6 tane yazılar var şu şekilde arkadaşlar. Bu kız mı erkek mi olanlara da sadece bunu aldım. Hani farklı böyle çok fazla doldurmak istemiyorum açıkçası. Sonra şöyle beyaz bir balon aldım. Bunun üstünde de kız mı erkek mi yazıyor sanırsam. Evet. Bu onluymuş. 7 TL diyor. Diğerlerinin fiyatlarını toplam bilmiyorum. Sonra ne almışız? Sonra bunları tek bir yerden aldım. Karnaval'dan. Orada bulamadıklarımı da Şekilay'a gittim arkadaşlar. Şöyle bir tane gör yazısı. Şöyle de bir tane boy kız erkek yazıları aldım. Bunların tane fiyatları neydi ki? Hiç hatırlamıyorum gerçekten. Çok hızlı hareket ettik. Sonra eşim tam çıkarken şöyle bir şey, pompa aldı. Balonların hepsini hani ağzıyla uğraşmaktansa. Bunlar bu kadardı arkadaşlar aldıklarım. Onun haricinde bugün pastalarımızı verdik. Ben dilim pasta hazırlattırıyorum herkese. Kolay olsun servisi diye. Şimdi eşim de markete kadar gitti. Biz eve geldik. O da plastik bardak, tabak falan alacak. Sonrasında dediğim gibi dilim pasta verdirdim. Şimdi kendim tuzlu ve tatlı kurabiyeler yapacağım. Sarma saracağım ve milföyden bir şeyler yapmak istiyorum aslında. Böyle hafif doyurucu bir şeyler. Normalde yemek sonrası çay olarak olacak. O yüzden bu şekilde tabaklara hazır bir şekilde etmek istedim. Sonrasında ne yapacağım? Ve şey sadece kesmek için bizim kendimiz üstü böyle işte kız erkekli olaraktan renkli pembe mavi bir tane şey pasta siparişi verdim. O da 10 kişilik verdim. Hani zaten dilim pasta olacak. Onu da sadece görseli ve güzel bir atmosfer kattığı için tercih ettim arkadaşlar. Onun da siparişi verildi. Yani her şey verildi. Ha bu arada bir tane de şey yazı tahtası aldım. Zaten ileride hani odasını almayı düşünüyordum. Tabii 1-2 sene sonra. Ama biraz erken oldu. Ama başka da bir şey düşünemedim. Geri dönüşümlü şeylere baktım sürekli. O yüzden dedim ki bunu alayım kaldırayım. Sonra ileride hep kullanır zaten. Allah izin verirse. Bu tebeşirli ve normal yazılı olan beyaz tahtadan aldım ayaklı. Onu baya bir gezdik bulamadık. Sonra tam dönüşte eşim bir yere daha bir uğrayayım ben bekleyin dedi. Arabada beklerken bulmuş. Onu 150 civarında bir şeye almıştı. Onu hatırlıyorum. O daha gelmedi. Geldiğinde gösteririm ya da yarın kurulurken ya da üstüne yazarken herkes fikrini. Kız mı erkek mi? Artık Allah'ım hani sağlıcakla nasip etsin. O şekilde başka da bir şey düşünmedim arkadaşlar. Böyle sade, aile arasında böyle kendi kendimize çok da kalabalık olmadan evim hani o kadarına da müsait değil. Dışarıda yapacaktım. Bu sefer işte abimler çalışıyor. Hani herkesin işi ve hafta sonuna kadar da bekleyemeyeceğim. Pazartesi günü öğrendik. Bugün salı. Yarın yapabileceğim. Anca oldu. Pastalar yetişmeyecekti çünkü. Bugün akşama yapmayı planladım ama iyi ki de yapmamışım. Daha yeni eve gelebildim. Yani o yüzden hafta sonu da bekleyemeyeceğim. Dışarıda güzel bir mekanda yapalım falan diye düşündük. Sonra dedim ne gerek var bahçemiz varken. Bu sefer de hava karanlığı, havalar soğudu. İşte yaşlılar olacak. Hani babaannelerimiz, anneannelerimiz çok üşüsünler, hastalanmasın kimse diyerekten de evin içine karar verdim. Şu anda evde hazırlık yapılacak. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yarın da güzel geçer. Bu vlogu burada kapatmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.